Sevgili seyirciler, bugün 10. programımızı yapıyoruz. Kafirin suresini işleyeceğiz. Geçen programda Arefe günü, pazartesi akşamı Kadir suresini işlemiştik. Ancak 28 Haziran'daki Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısı nedeniyle gayet üzgün olduğum için sizlerin bayramlarını kutlayamadım. Ve terör saldırısı dolayısıyla Kafirun suresini bu programda işlemeye karar verdik. Ve belki bugün Kafirun suresini hep beraber anlarsak ve bu sureden istifade edersek belki terör için bir çözüm üreteceğiz. Ve bu çözüm ürettikten sonra ve bu terör olaylarına son verdikten sonra gönül huzuruyla hepinizin bayramını kutluyorum demeyi büyük bir özlemle bekliyorum. Önce program formatımızda olduğu gibi Kafirun suresini banttan dinleyelim. Daha sonra anlamaya, yaşamaya ve anlamaya. Seyirciler, Kafirun suresini okuyan okuyucunun ne kadar büyük bir hüzünle okuduğunu sanıyorum siz de hissettiniz. Bakın toplumumuzda genelde kafirler denildiği zaman bir öfke ve kızgınlık hali anlaşılıyor. Ama öyle değil. Bu sureyi okurken büyük bir hüzünle okuduğunu okuyucunun hep beraber hissettik yani. Neden biz kafirler dediğimiz zaman kızmıyoruz da hüzünleniyoruz? Neden bu sure bize bir hüzün çağrıştırıyor? Acaba kafir dediğimiz zaman kızmak mı gerekiyor yoksa üzülmek mi gerekiyor? Hüzünlenmek mi gerekiyor? Bunu Kafirun suresinin anlamını anlamaya çalıştığımız zaman, yaşamaya çalıştığımız zaman daha iyi anlayacağız. Bizim akıl, bilim ve Kur'an programında sürekli kullandığımız format, önce bu surenin indiği ortamda 1406-1405 yıl önce Peygamberimiz ve arkadaşları tarafından nasıl anlaşıldığını bulmak, daha sonra bu anlamı günümüze taşıyarak sureden istifade etmek ve daha sonra anlatmak yöntemini benimsiyoruz. Bu sure nüzul sırasına göre 18. sure, normal tertip sırasına göre ise 109. sure. Sure geldiğinde o günkü Mekke ortamı içerisinde Mekkeliler Peygamberimize şöyle bir teklif yapıyorlar. Diyorlar ki bizim ilahlarımız olan Lat, Menat, Uzza ve Hubel'e sen yılda bir gün tap, biz de senin bahsettiğin yerlerin ve göklerin ilahına senenin diğer bütün günlerinde tapalım. Ama sen diyorlar Lat, Menat, Uzza ve Hubel'e sadece bir gün tap. Böyle bir talepte bulunuyorlar. Artı diyorlar, eğer sen bizim ilahlarımıza bir gün taparsan, ne istiyorsan sana vereceğiz. Mekke'nin reisliğini istiyorsan vereceğiz. İstediğin kadar altın vereceğiz.
Güzel kadınlar istiyorsan onlar da sana nikahlayacağız. Ünün, şöhretin bütün Araplar arasında yayılacak. Seninle bir anlaşma yapacağız, barış anlaşması yapmış olacağız. Ama sadece istediğimiz 365 günde bir gün Lat, Menat, Uzza ve Hubel'e tap. Biz de diğer 364 gün seni ilahına tapalım ve böylelikle anlaşmış olalım diye böyle bir teklifte bulunuyorlar. Şimdi bu teklifin üzerine bu ayet geliyor. Kul de ki ya eyyuhel kafirun, ey kafirler. La abudu ma tabudun. Ben asla sizin taptıklarınıza tapmam. Bir gün dahi olsa tapmam. Bir saat dahi olsa tapmam. Hatta bir dakika olsa diye tapmam. Peki buradaki böylesine teklif karşısında Peygamberimizin neden bir gün bile tapmadığını, hatta bir saat bile tapmadığını ve bunu kesinlikle reddettiğini anlamaya çalışalım. Bir defa Lat, Menat, Uzza, Hubel denilen putlar taştan yapılmış olan heykeller. Bu heykellerin gerçekte hiçbir kudreti, hiçbir gücü yok. Ve bunlar ilah olarak da yalan bir ilah, sahte bir ilah. Gerçekten ilahlık güçleri de yok. Peygamberimizin onların tekliflerini kabul etmeleri halinde aklını inkar etmesi lazım. Kainattaki gerçekleri inkar etmesi lazım. Allah'tan gelen mesajları inkar etmesi lazım ki bu mümkün değil. Dolayısıyla burada çok açık ve net biçimde söyleniyor, deniliyor ki de ki ey kafirler, yani aklını kullanmayanlar, saçma sapan işler yapanlar, öyle ya, şimdi taştan topraktan yapılmış olan putlara tapmak ne demek yani? Hangi akıl bunu kabul eder? Bugün dünyada 8 milyar insanın hangisine sorsak taştan topraktan yapılmış putlara tapmak, onlardan bir şeyler beklemek, onlardan yardım beklemek mümkün mü? Hiçbir akıl bunu kabul etmez. Sonra hiçbir bilim böyle bir eylemi kabul etmez. Çünkü bilim kainattaki gerçekleri araştıran çalışmalar. Taştan topraktan yapılmış şeylere neden tapacağız? Onların bize bir fayda vermesi mümkün değil. Ancak inşaatlarda tuğla yerine, taş yerine kullanılacak varlıklar. Yani araçlar, gereçler. Bunlara niye tapalım? Bilim de bunları kabul etmez. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in de bunları kabul etmesi mümkün değil. Saçma sapan, mantıksız, gerçek olmayan şeyleri kabul eden kişilere kafir denildiği anlaşılmış oluyor. Şimdi bizim hedef kitlemiz 12. yaş. Biliyorsunuz okullarda seçmeli Kur'an dersi orta birden itibaren geçerli. Orta bire gelen bir öğrencimiz yaklaşık olarak 12 yaşında. 12 yaşındaki öğrencimiz kafir denildiği zaman şunu anlaması lazım. Saçma sapan şeylere inanan, aklını kullanmayan, olmayacak şeylerin peşine giden, çelişkiler içinde olan bir kişilik olarak, yani bir tür sapık veya bir tür deli, bir tür mecnun veya bir tür yalancı veya iftiracı bir kişilik. Kafir dediği zaman bunu anlaması lazım. Çünkü bu taştan topraktan yapılmış olan putlara tapın teklifi, hatta bu tapınma teklifinin karşısında onlara, peygamberimize devlet başkanı teklif etmek, para pul teklif etmek, istediği her şeyi teklif etmek, bu da ayrıca başka bir akılsızlık. Fakat bu kadar imkan, bu kadar teklif yapılmasına rağmen Kur'an'ı gönderen Rabbimiz diyor ki, de ki ey kafirler, ey saçma sapan şeylere inananlar, saçma sapan işler yapanlar, sizin taptıklarınıza asla ben tapmam. Ve la entüm abidun ama abud, ikinci ayette, siz de bu teklifinizi kabul etmediğim için benim taptığım ilahıma
alemlerin Rabbine siz de bundan dolayı tapmıyorsunuz. Öyle bir inat yapıyorsunuz ki sizin teklifinizi kabul etmeyince siz de aslında gerçekte tapmanız gereken alemlerin Rabbine siz de tapmıyorsunuz. Üçüncü ayet. Ve la ene abidine mabettüm. Ben tapıcı değilim sizin taptıklarınıza. Yani sizin taptıklarınıza asla benim tapmam mümkün değil. Bu asla mümkün değil. Tekrarlıyor, tekrar vurguluyor. Yani bir daha bana böyle tekliflerde bulunmayın. Ben asla sizin taptıklarınıza tapmam mümkün değil. Lata, menata, uzaya, hubele. Kesin olarak reddediyor. Ve la entüm abidüne mabud. Ve la ene abidüne mabettüm. Ve la entüm abidüne mabud. Leküm dinüküm veliyedin. Yani siz defalarca tekrar ediyor. Siz de benim taptıklarımıza tapmayacaksınız. Ben de sizin taptıklarınıza tapmayacağım. Ve sonunda öyle bir noktaya geleceğiz ki sizin bu inancınız size, bu saçma sapan inancınız size, benim inancım da bana. Din kelimesini Fatiha suresinde olduğu gibi ahiret olarak algılayacak olursak, ahireti kabul ederek oluşturduğum hayat tarzı bana, ahireti reddederek oluşturduğunuz hayat tarzı da size olarak da anlaşılabilir. Hem din bu anlamda inanç anlamında kullanılıyor, hem de hesap günü anlamında kullanılıyor. Şimdi bunu mealde, bakalım Sadık Türkmen mealinde kısaca baştan sonra bir okuyacak olursak ne söylüyor? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla de ki ey kafirler, gerçeği gördükleri halde üzerine örtenler, ben sizin kulluk ettiğinize kulluk etmem, siz de benim ibadet ettiğime ibadet ediciler değilsiniz, ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk edici değilim, siz de benim ibadet ettiğime ibadet ediciler değilsiniz, sizin dininiz, ahireti reddederek oluşturduğun hayat tarzın size, benim dinimde ahireti kabul ederek oluşturduğum hayat tarzın banadır şeklinde tercüme etmiş yani. Şimdi Kafirun suresinin geldiği ortamda ve geldiği zamanda anlaşıldığı manayı kısaca özetlemeye çalıştık. Şimdi bu surenin bugün günümüzde geldiğini düşünelim. Diyelim ki bugün 8 milyar insan var, aşağı yukarı 200'den fazla devlet var, yüzlerce kavim var, yüzlerce farklı dil var, farklı coğrafyalarda farklı ekonomik hayat tarzları var. Böyle bir ortamda bu surenin geldiğini düşünelim. Tabii bu surenin daha iyi anlaşılması için önceki surelere bakalım. Duha suresi, İnşirah, Fatiha, Kalem, Alak, Kureyş, Fil, İhlas, Kadir suresi. Bunlara bir bakalım. Bunları zaten önceki programlarda işlemiştik. Bu surelerde anlatılan mesajlar var. Bu mesajların da hemen hemen hepsinin genel bir özetini şöyle bir aklımızda düşünelim. Bu surelerde anlatılan mesajlarda bütün insanlar için geçerli olan, hepimizin faydasına ve hepimizin yararına öneriler var. Bunlar şunlar. Asla yapılmayacak işler. Nedir asla yapılmayacak işler? İnsan olarak bu 10 sure içerisinde asla yapılmayacak olan işlerden, örneğin Fil suresinde Mekke'ye, Mekke'deki insanlara tecavüz etmeye gelen Ebrehe ordusunun Allah tarafından nasıl perişan edildiğini Fil suresinde işlemiştik. Demek ki
bir medeniyeti yıkmaya gelmek, o medeniyette yaşayan insanları katletmeye gelmek, artı oradaki insanların mallarını çalmaya gelmek, kesin olarak Cenab-ı Allah'ın hayata müdahalesini getirmiş. Ve bunu yapmaya çalışan ordu tamamen imha edilmiş ve hayattan kaldırılmış. Bir de ayrıca sonsuz azap var. Bu surelerde gördüğümüz kadarıyla şu anda sanıyorum 28 Haziran'da Atatürk Havalimanı'nda terör eylemini yapan kişiler sanıyorum bizim bu programları izlememiş olsalar gerek diye düşünüyorum. Çünkü bu hiçbir insan kolay kolay sonsuza kadar cehennem azabında kalmayı, yanmayı istemez. Şimdi bakınız, diyelim ki bir kediyi alalım, kedi. Kedi Allah'ın yaratmış olduğu bir varlık. Size deseler ki, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a şöyle söyleseler, deseler ki, şu kediyi bir öldür, kedinin kafasını kopar, sana devlet başkanlığı verelim, 100 ton altın verelim, istediğin her şeyi verelim ama şu kedinin kafasını kopar. Peygamberimiz koparır mı? Koparmaz. O halde, eğer o kedinin kafasının koparılması nasıl ki aklımıza uymuyor, vicdanımıza uymuyor, bilime uymuyor, artık Kur'an-ı Kerim'e uymuyor. Peki nasıl oluyor da kediyi değil de 44 tane insanın kafasını koparıyoruz, kendimiz de intihar ediyoruz, ondan sonra yüzlerce insanın da yaralanmasına yol açıyoruz. Şimdi bu konuyu araştırdığımız zaman bazıları şöyle söylüyorlar. Efendim o terör olayını yapmaya giden kişiler aslında kendilerinin havaya patlatacağını bilmeyen kişiler, uyuşturulmuş kişiler. Veyahut da uzaktan kumandayla patlatılan kişiler, ellerine kaleşnikov almış gitmiş kişiler. Şöyle söyleyelim, ne olursa olsun, hangi senaryo olursa olsun, zerre kadar, eğer bunlar deli değilse, zerre kadar akıllı olan bir insan, eline kaleşnikov alıp gidip de havaalanında gelen yolcuların üzerine sıkmaz, kendisi de intihar etmez. Bunun ne Kur'an'la alakası var, ne akılla alakası var, ne bilimle alakası var. Bakın şimdi Peygamberimizin Mekke'deki hayatıyla ilgili kısa bir anekdot okuyalım ve Peygamberimizin insanlara nasıl davrandığını şuradan Muhammed Hamidullah'ın tarih kitabından şey yapalım. Evet. Muhammed Hamidullah hepimizin saygı duyduğu, yani 2 milyar Müslümanım diyenin saygı duyduğu bir tarihçi, bir yazar. Bakın ne yazmış. "23 yıl boyunca ta ki Hazreti Peygamber milattan sonra 632'de son nefesini teslim edinceye kadar devam etti çalışmaları. Sahip olduğu imkanlarla önce ailesine ve bulunduğu şehre vahyi tebliğe başladı. Nerede bir araya gelmiş birkaç insan varsa gidiyor onlara hitap ediyordu. Fakat ne aileleri ne de hemşerileri bunları rahat bırakmadılar. O zaman Hazreti Peygamber kendisi iman eden bu insanlar hicret etmelerini ve kimsenin zulüm görmediği bir kralın idaresindeki Hristiyan Habeşistan'a sığınmalarını tavsiye etti." Demek ki Peygamberimize ve arkadaşlarına ne kadar zulüm yaparlarsa yapsınlar, Peygamberimiz kesinlikle bu zulüm yapanlara karşı herhangi bir terör saldırısına talimat vermedi ve kendisi de bunu yapmadı. Ne yaptı sadece? Dedi ki bu bölgede zulüm varsa Habeşistan'da adil bir kral var. O zaman Habeşistan'daki kralın idaresine gidin ve orada yaşayın dedi. Demek ki kesinlikle o bulunduğu bölgede hiçbir şekilde karşı korumaya, mukavemete, herhangi bir terör eylemine Peygamberimiz izin vermedi, müsaade etmedi. Devam ediyor. "Bir zaman sonra 622'de Hazreti Peygamber'i öldürmek için suikast düzenlendi. Akabinde o da hicret etmek zorunda kaldı." Bakın Peygamberimize suikast düzenleniyor. Gene Peygamberimiz o suikast düzenlenenlere karşı
fiili bir harekette bulunmuyor. Herhangi bir terör eylemi yapmıyor. Gitmek için Medine'yi seçti. Çünkü bu arada oranın bazı sakinleri İslamiyet'i kabul etmişlerdi. Bu muhacirler yeni yurtlarında maziyi yavaş yavaş unutacaklarsa da Mekkeli müşrikler onlara bu imkanı vermediler. Medine'ye gidiyorlar, hicret ediyorlar. Oradaki o zulümden kaçıyorlar. Fakat Medine'deki zulüm yapanlar, onları Mekke'de zulüm yapanlar, Medine'de de onları rahat bırakmıyorlar, üzerlerine geliyorlar. Bilakis Medineli Müslümanlara Hazreti Peygamber'i öldürmelerini ya da yurtlarından çıkarmalarını, aksi takdirde saldıracaklarını gerektiğini bildiren bir ultimatum gönderirler. Diyorlar ki, Muhammed oraya geldi, Muhammed'i Medine'den çıkarın veya öldürün. Aksi takdirde diyorlar, biz geleceğiz Medine'ye saldıracağız diye bir de ultimatum gönderiyorlar. Bakınız. Bunun üzerine Resulullah savunma için küçük cemaatini teşkilatlandırdı. Yani Mekke'deki suikastten hicret ediyor, Medine'ye sığınıyor. Buna rağmen Mekkeliler takip ediyorlar. Medinelilere diyorlar ki Muhammed'i öldürün, yurdunuzdan çıkarın. Ve Hazreti Muhammed savunma için mecburen ne yapıyor? Küçükçük topluluğunu teşkilatlandırıyor. Vaka kendisiyle Mekkeli müşrikler arasında silahlı çatışmalar devam etti Mekkelilerin saldırıları üzerine. 6 yıl sonra İslamiyet Arap Yarımadası'na yayılmakla kalmamış. Hazreti Peygamber de İslam'a karşı savaşarak zayıf düşen Mekkelilerle bir anlaşmanın şartlarını dikte ettirecek duruma gelmişti. Dolayısıyla Hazreti Peygamber savunma için bir teşkilat oluşturuyor. Bu savunma savaşları sonunda Mekkeliler mağlup oluyorlar. Bakın, sonra Peygamberimiz ne yapıyor? Çöllük bir arazide bulunmaları nedeniyle hiçbir zirai faaliyeti yapılmadı ve ticaretle geçinen Mekke'de büyük bir kıtlık, açlık hüküm sürmekteydi. O zaman Hazreti Peygamber Mekkeli fukaranın ihtiyaçlarını lütufkar bir katkı olarak 500 altın gönderdi. Bakın, kendisine zulüm yapan, kendisini kovan, kendisini öldürmeye çalışan insanlara karşı savunma yaptıktan sonra galip geliyor Allah'ın yardımıyla. Daha sonra o saldırgan insanlar zor duruma düştüğü zaman kıtlıktan dolayı onlara yardım olsun diye ayrıca 500 altın gönderiyor. İşte Hazreti Muhammed bu, merhamet peygamberi bu. Yani bırakın teröristleri, yani terör yapmayı, onlara karşı intihar eylemlerinde bulunmayı, başka şey yapmayı, kendisine saldıranları bile etkisiz hale getirdikten sonra onlar zor durumda kaldıklarında onlara yiyecek almaları için de 500 altın gönderiyor. Peygamberimizin 2 milyar Müslümanım diyen hiçbir insan ben peygamberi örnek almıyorum demiyor ve diyemez. Peki o zaman demek ki hiçbir şekilde peygamberimizin sünnetinde terör olmadığına göre, intihar olmadığına göre Atatürk Havalimanı'nda bu terör yapan insanlara veya bu terörü planlayan insanlara ne söyleyeceğiz? İkinci olarak bizim bu surelerden öğrendiğimiz şu, hiçbir zaman tecavüz ve fuhuş eylemlerinde insan bulunmaması lazım, hırsızlık yapmaması lazım, iftira ve yalan atmaması lazım, uyuşturucu kullanmaması lazım. Şimdi bunlar bu surelerden anlaşılan eylemler. Peki 8 milyar insan içinde uyuşturucu kullanan var, bol miktarda yalan söyleyen, iftira atan var, hırsızlık yapan var, tecavüz yapan var, terör yapan, intihar eden var. Peki biz bunları kısa zaman içerisinde nasıl acaba bir çözüme kavuşturacağız? Yani biz bu insanlara bu sureleri anlatsak, desek ki bu sureler sizlerin bunları yapmanızı istemiyor desek yeterli olacak mı? Hayır, olmayacak. Peki ne yapmamız gerekiyor? Bunlarla ilgili kanunları çıkarmamız gerekiyor. İşte bunlarla ilgili 3 tane kanun tasarısı hazırladık. Bir tanesi işsizlere iş kanunu, bir tanesi evrensel suçlar kanunu, bir de evrensel hukuk kanunu. Şöyle de Türkiye Büyük Millet Meclisi hitaben dilekçelerini aldık, gönderiyoruz.
Şurada 3 tane kanun teklifi. Evet. Şimdi bu suçların önlenmesi için acilen parlamentodan 12 yıl çalışan herkese ev ve iş yeri sahip olabilme kanunu çıkarmamız gerekiyor. Herkese adalet için evrensel hukuk kanunu çıkarmamız gerekiyor. Bir de suç işleyenlere karşı evrensel suçlar kanunu çıkarmamız gerekiyor. Bunlar şu anda milletvekillerine gönderildi. E-mail yoluyla gönderildi. Bazı grup başkanlarına yazılı olarak verildi. En kısa zamanda bu kanunların çıkması gerekiyor. Bu kanunlar çıktığı zaman zaten diğer ülkeler de bu kanunları örnek aldığını varsayıyoruz. Çok kısa bir zaman içerisinde bu kanunların uygulamasıyla küresel teröre çok büyük bir çözüm getirmiş olacağız. Şimdi 8 milyar insanın içerisinde terör, tecavüz, hırsızlık, iftira ve uyuşturucu eğiliminde olan tabii ki yüz binlerce, milyonlarca insan olabilir. Bir de bunları, bu eğilim içinde olan insanları yönlendiren veya kullanmaya çalışan bir takım güçler olduğunu varsayıyoruz. Diyoruz ki, tamam bu eylemleri yapmak öyle kolay değil. Kolay kolay bir insanın gidip de kendisini patlatması, keleşle Atatürk Havalimanı taraması öyle kolay bir şey değil. Sonunda kendisi de ölüyor. Fakat öyle teşkilatlar, öyle örgütler kurulmuş ki daha çocukları küçük yaşta alıyorlar. Bu çocukları yavaş yavaş yetiştiriyorlar. Daha sonra bunları ikna ediyorlar. Daha sonra zaman geldiğinde bu tip eylemlerde kullanıyorlar. İşte şimdi bu örgütlerin veya bu teşkilatların bir takım imkanları olması gerekiyor. Bunlardan bir tanesi para imkanı, bir tanesi de araç ve gereç imkanı ve iletişim imkanı. Bu örgütler kim? Şimdi bunları da burada belirtmemiz lazım ki, çünkü biz ne kadar bu kanunları da çıkarsak, ne kadar bu sureleri de anlatsak, işte o esas planlamacılar kolay kolay bu işten vazgeçecek görünmüyorlar. Şimdi bunlara baştan şöyle bir teklifte bulunuyoruz. Diyoruz ki ey terörü planlayanlar. Tabii varsayım olarak sizlerin kim olduğunu 3 aşağı 5 yukarı tahmin ediyoruz. Ancak öncelikle size acıyoruz ve üzülerek size hitap ediyoruz. Diyoruz ki bakın siz bu terör planlamakla aslında sonsuz olarak kendinizi ateşe atıyorsunuz. Henüz daha ölmeden önce bunlardan vazgeçebilirsiniz. Zaten evrensel hukuk kanunu, evrensel suçlar kanunu çıktığı zaman kanun bir maddesinde diyor ki bu kanun çıktığı tarihten önceki bütün suçlar affedilir. Evrensel suçlar kanunu çıktığı zaman bu suçtan evvel kim yaptıysa, diyelim ki terörü kim planladı, diyelim ki bu terörü, küresel terörü Rothschild'ler ailesi planladı diyelim, varsayalım, iddia. Evrensel suçlar kanunu çıktığında Rothschild'ler ailesi de affedilecek. Tamam, bugüne kadar terör yapmış olabilirler, terörü planlamış olabilirler. Ama biz Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi'nde evrensel suçlar kanunu çıkardığımız gün, dünyada bugüne kadar ne kadar terör yapmış olan varsa, bu kanun kapsamında bunların affedilmesini öneriyoruz. Diyoruz ki, bu insanlar bilmiyorlardı, bu insanlar cahildi, o zaman böyle bir kanun yoktu, o zaman biz bunları affedelim. Kendilerine göre bir takım gerekçeler uydurmuşlar. Bu gerekçelerle ne yapıyorlar? Terör planlıyorlar, terör yaptırıyorlar. O zaman biz bu kanunu çıkaralım. Diyelim ki küresel olarak herkesi affediyoruz. Herkesi affediyoruz. Şimdi tabii evrensel suçlar kanunu çıktığı zaman gerek yurt içinde gerek yurt dışında ne kadar bu eylemleri yapmış insanlar varsa terör, intihar, tecavüz, hırsızlık, iftira, yalan, uyuşturucu hepsi bir defaya mahsus affediliyor. Bu kanun çıktıktan sonra, aftan sonra eğer bu insanlar bir kez daha bu terör eylemlerini yaparlarsa,
bir kez daha bunları planlarlarsa, bunları finanse ederlerse, bunu yapan insanları aldatmaya devam ederlerse, araç ve gereç sağlarlarsa, o zaman topyekün olarak bu kanun kapsamında gerekenin yapılacağını da buradan ilan etmek durumundayız. Şimdi Evrensel Suçlar Kanunu incelendiği zaman görülecek ki gerçekten bu kanun çıktıktan sonra bu eylemleri yapanlar gerçekten en kısa zamanda yargılanacaklar, tutuklanacaklar ve adil mahkemelerde kendileri haklarında karar verilecek. Tabii bu karar da kendileri için hiç de iyi olmayacak. Tahmini bir süre olarak verelim. Bu kanunların çıkması, meclisten geçmesi, bütün dünyaya ilan edilmesi yaklaşık olarak 2020 yılını bulabilir. Yani 2020 yılına kadar demek ki bu teröristler, terörü planlayanlar dünyada ve ülkemizde daha bu tip eylemlerine devam edecekler. Hatta terörle ülkeleri, milletleri terbiye etmeye kalkacaklar kendilerine göre. Ama bu arada biz bu kanunları çıkardığımız zaman, meclisten geçirdiğimiz zaman, bu kanunlar açıkça bütün dünyada yayınlandıktan sonra geçmiş suçları affedildiği için üzerlerine gitmeyeceğiz. Ancak bir daha terör eylemi yapmaya kalkarlarsa, terörü planlamaya kalkarlarsa, nerede olursa olsun, ister London City'de olsun, ister başka yerde olsun, bunlar oralardan yakalanacak, getirilecek, mahkeme edilecek ve Evrensel Suçlar Kanunu'na göre haklarına işlem yapılacaktır. Bunu da buradan ilan etmekte fayda görüyorum. Çünkü artık Türkçe bilenler, Türkler aydınlanma çağına girmiş durumdalar. Hepimiz aydınlanıyoruz. Yüzlerce yazarımız, çizerimiz dünyanın her tarafında bunları anlatıyor. Binlerce bilim adamımız çalışıyor. Artık kimin, nerede, hangi konutta, hangi ülkede, hangi şehirde, hangi terör örgütünü finanse ettiğini ve yetiştirdiğini biliyoruz. Ancak diyoruz ki, nasıl ki Kafirun suresinde okuyucu ne kadar acımayla okudu, merhametle okudu, biz de bunlara bir merhametle yaklaşalım diyoruz. Yapmayın, etmeyin diyoruz. Bu sizi sonsuza kadar cehenneme sevk edecek bir hareket diyoruz. Kendi geleceğinizi ateşe atıyorsunuz diyoruz. Şu dünyada, 3 günlük dünyada 60-70 yıl yaşamak karşılığında sonsuz olan hayatınızı kaybetmeye değmez diyoruz. Lütfen artık bunlardan vazgeçin diyoruz. Ama vazgeçmezseniz kanun çıktıktan sonra nerede olursanız olun, Türk güvenlik birimleri sizleri bulunduğu yerden alacak ve 2020 yılında Yüksek Adalet Mahkemesi'nde yargılanacaksınız ve kanun gereği hakkınızda gereken işlemler yapılacaktır. İnşallah 2020-23 arasında da dünyada artık ne terör eylemini planlayan kalacak ne de terör eylemi yapan kalacak diye düşünüyoruz. Sevgili seyirciler, inşallah terörü sadece Türkiye'nin değil, dünyanın gündeminden kaldıralım diyoruz. Hep beraber bu konuda işbirliği yapalım diyoruz. Ve aynı zamanda kafirin suresini işlerken bunlara, şu anda belki bunlar kul ya eyyüel kafirune, yani de ki ey kafirler hitabını biz günümüzde anlamaya çalışırken canımız yandığı için de ki ey teröristler olarak da düşünebiliriz. Peki teröristlere kafir diyebilir miyiz? Evet, teröristlere kafir diyebiliriz. Çünkü hiçbir şekilde Hazreti Adem'den bugüne kadar hiçbir peygamber terör yapmamıştır. Hiçbir Müslümanım diyen gerçek samimi Müslüman terör yapmamıştır. O zaman Kul ya eyyüel kafirun suresini işlerken bunu günümüze aktardığımız zaman de ki ey teröristler şeklinde anlayabiliriz. Ey teröristler, sizin taptığınız ilahlara, yani paraya, makama, mevkiye, karşı cinse biz asla tapmayız. Bize 100 milyar dolar teklif edilse bile, hatta dünyanın servetinin tamamı verilse bile bize,
Biz asla bir kedinin kafasını koparıp atmayız. Bırakın insana, bir kediye dahi terör yapamayız, yapmayız. Çünkü dünyanın servetinin tamamını, bakın şu anda Lat Menat Uzan'ın yerine para putu, makam putu, mevki putu ve karşı cins putu egemen olmuş durumda. Bu insanların çoğu para için, makam için, mevki için, şöhret için, karşı cins için bunları yapıyorlar. Lat Menat Uzza yerine bunlar geldi şu anda. Bunlar ilahlaştırıldı. Bunlar putlaştırıldı. Aslında teröristler bunlara tapıyorlar. Yani paraya tapıyorlar, makama tapıyorlar, şöhrete tapıyorlar, karşı cinse tapıyorlar. Yoksa böyle bir eylemi yapmalar mümkün değil. Sizin taptıklarınıza asla biz tapmayız. Biz sadece ve sadece alemlerin Rabbi olan Allah'a taparız. Ey teröristler, siz bizim taptıklarımıza tapmıyorsunuz. Biz de sizin taptıklarınıza tapmayız. Sizin dininiz size, bizim dinimiz bine. Sizin hesap gününüz size, bizim hesap günümüz bize. Hesap gününde, terör eylemi yapanlara hesap gününde Rabbimiz ne yapacak? Siz de bunu çok iyi biliyorsunuz. Sizler tevbe etmezseniz, vazgeçmezseniz, özür dilemezseniz, bu eylemlerden tamamen halas olmazsanız, boynunuza zincir takılarak cehenneme atılacaksınız. İşte sizin hesap gününüz size, bizim hesap günümüz bize. Bize dünya dolusu mal da verseniz, makam mevki de verseniz, hatta başbakanlık bile teklif etseniz, biz asla bir terör eylemi yapmayız ve yapmayacağız. Belki biz hiçbir şey sahibi olmadan, çok büyük zengin olmadan, belki çok büyük makamlara ulaşmadan, çok büyük şöhretli olmadan belki ölüp gideceğiz. Ama biz buna razıyız. Biz hesap gününden korkuyoruz. Hesap gününde karlı çıkmak istiyoruz. Onun için diyor ki en sonuncu ayette leküm dinüküm veliyedin. Sizin hesap gününüz size, bizim hesap günümüz bize. Acaba ahirette para, makam, mevki, putları mı size cennet yolunu gösterecek? Bunun için mi siz yapıyorsunuz bu işleri? Bunlar mı sizi kurtaracak? Hiçbir peygamberin yapmadığı eylemi hangi hakla yapıyorsunuz? Hazreti Adem'den bugüne kadar hiçbir samimi Müslümanın yapmadığı eylemleri hangi gerekçeyle yapıyorsunuz? Artık kendinizi kandırmayın. Onun için gerçeği bildiği halde üzerine örtenlere Arapçada kafir ismi verilmiştir. Gerçeği biliyorsunuz. Yaptığınızın yanlış olduğunu biliyorsunuz ama yapıyorsunuz. Neden yapıyorsunuz? Kafir olduğunuz için yapıyorsunuz. Eğer kafir olmasaydınız bunlar yapmazdınız. Ama her kafirin de dönme hakkı var. Her kafirin de tövbe etme hakkı var. Sevgili seyirciler, Rabbimiz iblis için şunu buyuruyor. İstekbera ve kâne minel kafirin. İblis kibirlendi ve kafirlerden oldu. Bakın iblis Allah'ı biliyordu ama onun emrine karşı geldi, kibirlendi ve kafirlerden oldu. İnşallah hep birlikte eğer bizlerde de bir kafirlik varsa tövbe edelim, kurtulalım ve bütün insanlığa bir kardeş olarak bakalım. Hep beraber bu dünyayı güzelce yaşayalım ve sonsuz mutluluğa ulaşalım. Hepinize hayırlı günler, hayırlı gelecekler temenni ediyorum. Hoşça kalın.